Evet, Bloomberg HT Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne İNG'nin ana sponsorluğunda hoş geldiniz. İlk oturumu birlikte yapacağız. İNG Genel Müdürü Alper Gökgöz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk oturumda bankacılıkta dijital dönüşüm olacak. Tabii bazı kelimeler vardır. İşte İngilizce'de ona buzzword falan diyorlar ya. Yani biraz sanki beyhude konuşulan ya da altı tam dolmayan gibi dijital dönüşüm. Kısmen belki bugüne kadar öyleydi. Fakat pandemi ne yazık ki insanlığı öyle bir vurdu ki o dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü sanki biraz üstümüze enforse edilmiş, yani zorlanmış şekilde hissetmeye başladık ve dijital dönüşmeye başladık. O kesin. Onu görebiliyorum. Biz de Anadolu'nun da en ücra köşelerine kadar hakikaten nüfuz etti. Artık herkes bir şekilde bir aplikasyon kullanıyor, uzaktan bağlanıyor. Evden çalışmaya herkes tamam. Patronlar etrafında çalışanları görmeseler de tamam diyorlar. Enteresan bir dönem, o kesin. İstiyorum ki biraz pandemi konuşarak başlayalım. Tabii. Elbette ki hastalık tarafında değil ama yani bir bankacı gözüyle. Ne gördünüz, yani neler değiştiriyor? Belki dünyadan başlarız çünkü ING global bir banka. 40'a yakın ülkede faaliyetleri var. Lütfen biraz anlatın, nasıl gördünüz? Gerçekten ne değişti? Tabii dediğiniz gibi ING global bir banka ve dijitalleşme anlamında da sektörün önder bankalarından bir tanesi. 90'lı yıllardan başlayan dünyada ilk en büyük direkt bankaları kuran ING Direkt Markası'nda bir banka. Şimdi biz bu Covid döneminde ne gördük? Bir geleceğe dönüş filmi gibi aslında bir 3-5 yıl ileride neler olabileceğini gördük ve onları yaşıyoruz. Biz bunların olabileceğini öngörüyorduk ve bu bazda yatırım yapıyorduk. Belki biz ING olarak stratejimiz gereği biraz daha fazla yapıyorduk. Ama bütün bankalar, bütün sektörlerde yapıyordu. Şimdi onun çok hızlandırıldığını gördük. Yani adeta ileri alındı film ve birçok anlamda dijital dönüşüm gerçekleşti. Şimdi gördüğümüz de bu dönüşümlerin de kalıcı olarak gerçekleştikleri. Çünkü müşterilerle konuştuğumuzda, müşterilere sorduğumuzda da artık en son bir araştırma var bir danışmanlık şirketinin. %85'i müşterilerin internet bankacılığını artık daha sık kullanacaklarını, dijital bankacılık kanalları daha sık kullanacaklarını söylüyorlar. Ödemelerde çok şey değişti. Türkiye'de uzun yıllar temassız ödemeyi arttırmak için uğraştık. Ama bu yılın ilk 6 ayındaki temas ödemeyi, bir önceki yılın 2019'un ilk 6 ayıyla karşılaştığımızda 3 kat arttı temassız ödeme. Hatta galiba Mayıs ayında her 3 ödemeden biri temassız olarak gerçekleşti, yüzlü ödemeden biri. Çok büyük rakamlar. Dediğim gibi bunları 3-5 sene sonra olmasını bekliyorduk. Çok hızlı hayatımıza girdi. İnternet harcamaları çok hızlı arttı. Şimdi neyi öngörüyoruz? Dijitalin hayatımızda daha fazla rol oynamasını öngörüyoruz. Müşterilerin sadece basit işlemlerini dijitalden değil, aslında birçok şeyi artık dijitalden yapacaklarını öngörüyoruz. Bu finansal danışmanlık hizmetleri gibi daha kompleks ürünler içinde. Ve çalışma modellerinde de dijitalin daha fazla öne çıkacağını, uzaktan çalışmanın daha öne çıkacağını düşünüyoruz. Biz de zaten kendimizi o yönde hazırlıyoruz. Peki bankacılık açısından baktık ama biraz daha derinine girelim. Şimdi dünyada bankacılık için sizce ne değişti? Çünkü şöyle bir geriye doğru hızlıca saracak olursak, işte küresel krizle beraber birçok bankacı ne yazık ki işini kaybetti. Bankaların yapıları değişti. Kimilerine devletler ortak oldu, sonra işte birleştirildi, ayrıştırıldı, işte onlar belki tekrar satışa çıktı filan. Çok hakikaten fırtınalı bir dönem oldu. Sonra bu teknolojik dönüşümler, belki işte startuplar, o disruption dedikleri, bankacılığın işte birçok faaliyetine darbe vuran kollar devreye girdi. Bankacılık yavaş yavaş bunlarla beraber gelişti de aynı zamanda. Son yılların trendleri buydu benim takip ettiğim kadarıyla. Bir de tabii tüm dünyada faizler düştü. Bankacılık doğru, yeni bir şey kazandı. Doğru. Şimdi bu dijital dönüşüm ve pandeminin getirdiği dönüşümle birlikte belli ki sizin de bahsettiğiniz şekilde yeni bir evreye giriliyor. Doğru. Yani dünyada nasıl bakılıyor bankacılık gözüyle? Biraz onu konuşalım. Tabii yani dünyada aslında şu çok konuşuluyordu. Dijitalleşmenin bütün iş modellerini, sizin bahsettiğiniz iş modelleri nasıl etkileyeceği konuşuluyordu. Şimdi o çok daha gündeme geldi. Dijitalleşmenin en önemli faydalarından biri, bazıları da tehdit olarak görüyorlar, aradaki bariyerleri çok azaltması. Biliyorsunuz bankalar aktif büyüklüklerine göre en büyük banka odur, biz ondan daha küçüğüz gibi sıralanırlar. Dijitalleşme o bariyerleri tamamen ortadan kaldırıyor. Artık fırsatlar eşit hale geliyor. Bu da rekabeti daha da fazla arttırıyor. Burada başarılı olmak isteyen bankalar kendini dijital platform haline getirebilmiş, müşteri memnuniyetini en yukarı çıkaran bankalar oluyorlar. Bunun olduğunu görüyoruz. Bunu iyi yapan bankalar müşteri trafiğini üzerlerinde tutuyorlar ve müşterilere farklı ürünler de sağlayıp bu dönemi iyi atlatıyorlar. Bunu yapamayanlar ise ya rekabete kaptırıyorlar ya da yeni gelen teknoloji şirketlerine, fintechlere artık gelir kaybettirmeye başlıyorlar.
bunun daha da artarak süreceğini görüyoruz. Burada önemli bir konu şu, bankaların bu hizmetleri sunarken dijitalleşme ile beraber kişiselleştirilmiş bir dijitalleşme sunması gerekiyor. Şimdi artık müşterilerimiz bizi sadece diğer bankalarla karşılaştırmıyorlar. Diğer teknoloji şirketleriyle, diğer e-commerce şirketleriyle karşılaştırıyorlar. Orada aldıkları kişiselleştirilmiş deneyimleri bankalardan da istiyorlar. Bunu yapabilmek çok kritik. Bunun için de kişisel verilerin iyi kullanılması lazım. Bu veri bilimine büyük bir yatırım yapmak demek. Bankalar bunu yapıyorlar. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda regüle kurumlar oldukları için kişisel verileri de çok iyi korumaları gerekiyor. Bu da ayrı bir tartışma olarak yurt dışında özellikle Avrupa'da çok arttığını görüyorum. Bankalar ne kadar verimi kullanacaklar, ben buna ne kadar izin vereceğim, bundan ne değer alacağım tartışmaları çok önemli bir gündem haline geliyor oralarda da. Peki Türkiye'yi konuşalım. Tabii Türkiye'de dünyada özellikle bankacılık anlamında çok önde giden ülkelerden bir tanesi. Hele ki işte dijital dönüşüm, dijitalleşme ise çok geçmişten bu yana gelen ciddi bir ekspertizi var Türkiye bankalarının. Siz de küresel bir bankanın bir lokal tarafını yöneten biri olarak eminim bunu zaten görüyorsunuz. Peki Türkiye açısından iş nereye gidiyor? Yani Türkiye zaten bu zamana kadar hakikaten bu işi iyi yönetti bankacılık anlamında. Bundan sonraki dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Türkiye avantajlı bir yerde mi? Yatırım mı yapması lazım? Genel Türkiye dijitalleşme bankacılık sektörü tabii, için nasıl? Bankacılık üzerinde konuşayım. Dediğiniz gibi Türkiye dijitalleşme anlamında Türkiye bankacılık sistemi oldukça iyi bir yerde. En son Deloitte'in bir araştırması var. 38 ülkede yapıldı bu. Avrupa'da, Asya'da. Ve Türkiye 38 ülke arasında Türkiye bankacılık sistemi dijital şampiyon diye nitelendirilen ilk 5 ülkeden biri halinde seçildi. Bunun birçok nedeni var. Hani ekonomide arz talep konusu bu. Bir nedeni talep. Çünkü genç, dinamik, teknolojiyi hızlı benimseyen bir nüfus var Türkiye'de. Ve bunlar talepkarlar. Bankalar da bu alana iyi yatırım yaptılar ve o arzı iyi oluşturdular. Dolayısıyla iyi bir yerdeyiz. Baktığımızda da yine Covid döneminde yapılan araştırmalar var. En son McKinsey'nin bir araştırması var. Yine birçok ülkede müşterilerin bankacılık sisteminden beklentilerin karşılanıp karşılanmadığına dair Türkiye en iyi iki ülkeden biri çıkıyor bütün dünyada. Türkiye bankacılık sistemi. Bunun temelinde de aslında bankacılık sistemin yıllar boyunca dijital yaptığı yatırımın yattığını düşünüyoruz. Çünkü müşteriler hızlıca dijital kanallarda işlerini halledebildiler. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor. Önümüzdeki dönemde ne olacak? Önümüzdeki dönemde yine bu dönüşümün daha da hızlandığını görüyoruz. Bazı regülasyonlar da değişiyor. Bizim önümüzde aslında dijitalleşmenin önünde bir miktar engel olan regülasyonlar da değişiyor. Devlet de o konuda büyük bir atılım içerisine girdi ve regülatörler gerçekten çok güzel işler yaparak bu alandaki engelleri kaldırıyorlar. Belki ileride bahsederiz. Dijital müşteri edinimi, uzaktan müşteri edinimi yakında başlayacak Türkiye'de. Bunlar bizi çok heyecanlandıran, Türkiye bankacılık sistemini daha da ileri götürecek hamleler. Bu regülasyon konusu herhalde özellikle yeni teknolojiler söz konusu olduğunda çok önemli bir madde. Doğru. Çünkü bir şeyi gündeme getirmek için onu mutlaka kanuna uydurmak, yani kanun içerisinde yapmak lazım. Fakat ister istemez özel sektör genellikle önden koşuyor ya da teknoloji önden koşuyor ve regülasyon arkasından geliyor. Nasıl görüyorsunuz buradaki o düzenlemeler anlamında Türkiye'nin durumunu? Bence orada güzel bir dinamik var. Regülatörlerle de aramızda sağlıklı bir iletişim var. Ve bazı arzu ettiğimiz değişiklikler de bu dönemde oldu. Dediğim gibi bizim biraz Avrupa bankacılığından geride kaldığımız yer müşteri edinimi kısmıydı. Islak imza ile hala müşteri edinimi olmak zorunda bankacılıkta. Bu MASAK düzenlemesi ve BDDK düzenlemeleriyle paralel. Bu da müşterilerde bir şikayete yol açıyor. Çünkü yani müşteri baktığında herhangi bir siteye, bir dijital oluşuma aslında imza vermeden istediğini yapabiliyor. Ben niye bankaya imza vermek zorundayım, niye şubeye gitmek zorundayım? Sayfalarda imzalıyoruz, zaten okumadan imzalıyoruz aslında. Onu azalttık artık, tek sayfayı imzalıyoruz en azından biz banka olarak. Ama ya kuryeyi beklemek zorunda müşteri ya da şubeye gitmek zorunda. Bu dijital müşterinin tercih ettiği bir şey değil. Bu nedenle buradaki değişimi önemsiyoruz. Bu uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir konuydu. İkinci olarak ama regülasyonda tabii şunu da önemsemek lazım. Bunu gayet net anlıyorum. Kişisel veri konusu çok kritik. Teknoloji önden gidiyor ama siz de görüyorsunuz birçok teknoloji şirketi kişisel verilerin güvenliğini sağlamak konusunda da zorlanıyorlar. Doğru. Ve Avrupa'da, Amerika'da manşet oluyorlar. Dolayısıyla regülasyonun burada gerekli önlemleri alarak buradaki açılımları parça parça yapması beklenir. Ben bankaların açıkçası burada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bankalar
zaten finansal varlıkları koruma konusunda, onların güvenliğini sağlama konusunda bir tecrübesi olan kuruluşlar ve bunlarda regülatörlerle işbirliği yapmış kuruluşlar. Şimdi dijital varlıklar gündemimize geliyor. Kişisel veriniz aslında sizin bir dijital varlığınız. Onların korunması gündeme geliyor. Daha da gündeme gelecek. Buralarda da ben bankaların donanımlı olduğunu, o geçmişteki tecrübelerini buraya da aktaracaklarını, yine regülatörlerle işbirliği yaparak aktaracaklarını düşünüyorum. Bu ıslak imza ve fiziken orada olmak konusu hakikaten beni de çok rahatsız ediyor bir müşteri olarak, ki ben her şeyimi tamamen telefondan yapan biri olarak şubeye çağrıldığım zaman kimi zaman çok garip geliyor ve adeta askerlik şubesine çağrılmışım gibi hissediyorum. Belki evet, yani diğer kullanıcılar da böyledir diye tahmin ediyorum. Peki şimdi devam edelim. Dijitalleşme konusu mutlaka önemli ama azıcık daha açalım mı? Mesela artık Türkiye'ye geldik, biraz belki bankacılık sektörüne geldik. Dijitalleşme deyince herkes farklı şeyler de anlayabiliyor. Doğru. Yani sadece cep telefonundan şubeye ulaşmak mıdır dijitalleşmek? Nedir, nasıl tanımlıyorsunuz ve sizin gözünüzde öncelikli olanlar hangileri? Çok güzel bir soru. Dediğiniz gibi dijitalleşme deyince herkes aklına bir internet bankacılığı, mobil bankacılık geliyor. Evet, bu dijitalleşmenin bir parçası ama kendisi değil. Dijitalleşme bunun çok daha ötesinde. Bütün iş modelinin dijital hale gelmesi ve bununla birlikte teknolojik bir dönüşümde her şeyin değişmesi demek. Biz dijitalleşmeyi konuşurken sadece mobil bankacılığı değil, işte şubelerimizde işleri daha fazla dijital nasıl yaparız? Genel müdürlükle, operasyon merkezimizde nasıl yaparız? Onları konuşmak istiyoruz ve onları konuşuyoruz. Burada dijitale paralel, adeta onun kardeşi diyebileceğim de veri bilimi, robotik ve yapay zeka konuları var. Bunlar da çok önemli konular olarak gündeme çıkıyorlar. Çünkü dijitalde müthiş bir veri birikimi var. Müşteriyle sürekli bir iletişim halindesiniz. Orada bu verileri iyi kullanarak, müşteri lehine kullanarak ve müşteriye anlamlandırılmış ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak önemli hale geliyor. Bizim mesela bu alanlar, yatırım yaptığımız alanlar. Yapay zeka ekibini kurduk bundan 2 sene önce ve sürekli büyütüyoruz. Robotik ekibimiz var, 9 kişilik. Operasyonel işlemleri artık robotlar yapıyor. 16 tane robotumuz var. Onlar bunları yapıyorlar. Yine aynı şekilde veri bilimine büyük önem veriyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nde bir veri bilimi sertifikası anlaşmamız var. Bugüne kadar 131 çalışanımız bu veri bilimi sertifikasyonundan geçtiler. Bunlar çok önemli rakamlar. Yani dijitalleşmeyle birlikte bunların tümünü anlamak lazım. Çünkü birisi eksik olunca dijitalleşme adeta bir ayağa aksıyor ve istediğimiz yere gitmiyor. Peki sizin tarafınızdan düşünün, biraz daha bahsetmek istersek. Mutlaka her yeni yönetim de bir şeyler yapmak istiyor. Kim zaman globalden belli fikirler geliyor. Siz öncelikle nerede görüyorsunuz? Ya da mesela bu dijitalleşme ya da dönüşüm mesela ING tarafından nasıl algılanıyor? Örneğin şubeleri düşünüyorum. Mesela şube sayısı azalıyor mu? Artıyor mu? Ya da personel anlamında bu insanların işini kaybetmesine mi sebebiyet veriyor? Yoksa yepyeni teknolojide uğraşan çalışanlar mı geliyor? Nasıl bir dönüşüm içerisindesiniz banka olarak? Güzel soru. Yani biz önceki ING grubu içerisinde neredeyiz? Belki onu söylemek lazım. Biz Türkiye olarak biraz Avrupa'dan hafif ayrışıyoruz. Avrupa internet bankacılığı ile bu dönüşüme başlamış. Sonra oradan mobil bankacılığa yavaş yavaş geçmiş bir kıta. Hala internet bankacılığı birçok ülkede mobil bankacılıktan daha önde. Türkiye ise o internet bankacılığı çağını atladı. Belki çok sevmedi Türkiye'de kullanacağı internet bankacılığını. Ve direkt mobile atladı. Ve mobil anlamda birçok ülkenin Avrupa'da önünde. O yüzden biz ING grubuna özellikle mobil teknolojiler anlamında ciddi katkılar sağlıyoruz. Orada önemli fayda sağladığımızı düşünüyorum. Şubeler, burada çok soru geliyor. Şubeler ne olacak konusu. Açıkçası biz şubelerimizi dijital dönüşümün en önemli aktörlerinden biri olarak görüyoruz. Şubelerin rolü değişiyor. Bu çok önemli. Ama insanlar hala bir problemleri olduğunda ya da kompleks bir ürün almak istediklerinde şubeye gidip yüz yüze görüşmek istiyorlar. Şimdi biz neleri gördük? Yıllar boyunca zaten bizim operasyonel işlem dediğimiz, mesela nakit çekme, nakit yapıtırma gibi işlemler, her yılı %30 civarında biz düşürüyorduk bu işlemleri. Bunlar çok önemli düşüşler. Şimdi tabii Covid dönemiyle beraber bu %80'lere vardı. Ve yeniden aynı yerlere çıkacağını beklemiyoruz. Yani bir miktar tabii ki yükselecektir Covid sonrasında ama o dönüşüm hızla devam edecek. Artık şubeye gelen müşteri trafiği daha çok bir ürün almak için, bir ürün hakkında bilgi almak için, onu sormak için, biraz da finansal danışmanlık almak için gidiyor. Ya da dijitalde yaşadığı bir tecrübeyi, bir müşteri deneyimini çözmek için gidiyor. Bu çok önemli ve bunu giderek şubelerinde bu rolü üstlendiğini görüyoruz. Bu anlamda da insan kaynaklarına yatırım yapıyoruz.
biz şube çalışanlarımızın her birini müşteri deneyimi eğitiminden geçiriyoruz. Ve o konuda sertifika almak zorundalar. Finansal danışmanlık konusunda eğitimlerden geçiriyoruz ve o konuda almak zorundalar. Dediğim gibi genel müdürlükte de arkadaşlarımızı farklı eğitimlerden geçiriyoruz. Bence biraz yaptığımız işin şekli değişiyor ve biz o işe doğru uyum sağlıyoruz. Ona doğru evriliyoruz. Burada da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İNG Türkiye olarak biz hep kendimizi bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. Ve biz burada Türkiye'nin en iyi dijital bankası olma vizyonuyla yola çıktık. Ben oraya önemli ölçüde geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi o vizyonumuzu artık daha ileri taşıyoruz. Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olmak istiyoruz. Bu çok iddialı bir şey. Çünkü artık müşteriler bizi diğer bankalarla karşılaştırmıyorlar, diğer kurumlarla karşılaştırıyorlar. Ve bu dönemde bir dijital platform haline gelip, müşteri memnuniyeti yüksek bir platform haline gelip, müşterinin birçok işini o platformdan halledebileceği bir konu olmak, bir araç olmak önemli. Belki konuşuruz ama hani müşteriler bir ev taşıdıklarında sadece kira ödemesinin EFT'sini artık bankacılıktan yapmak istemeyecek. Ya bir ev taşıdığınızda bütün aboneliklerinizi değiştirmeniz lazım, otomatik fatura talimatlarınızı güncellemeniz lazım, birçok işleminiz lazım. Aslında iyi bir bankacılık platformu bunların hepsini baştan sona sağlayabilir. Ve bu tarafa doğru evrildiğini görüyoruz. Bizim de vizyonumuz o yönde hareket etmek. Şimdi hem müşteri tarafı hem insan kaynaklarından bahsettiniz. Bir önem sıralamasına göre ben gidecektim ama ikisi de önemli. Şimdi insan kaynakları tarafını sorayım. Kendi kurumumuzda da gördük ki yapılamayacak denen işler yapılabiliyor. Yani yayınları bir anda biz evlere taşıdık ve hakikaten oldu. Doğru. Çok uğraştık ama oldu. Eminim bankacılıkta da böyle olmuştur. Belki birçok iş modelini yeniden düşünmek gerekecek. Örneğin çağrı merkezleri. Belki 1000 kişinin, 2000 kişinin bir araya gelip de telefonu kaldırmasına artık gerek yok. Belki evden bu işi yapıp hem bankanın üstündeki maliyetleri azaltabilirler ya da dışarıdan alınıyorsa servis belki bambaşka bir yere gider. Mesela bu işin değişeceği yönünde bir belki bir örnek. Bankacılıkta da büyük ihtimalle böyle. O anlamda insan kaynakları, uzaktan çalışma, ekiplerin bölünmesi, insanın niteliğinin değişmesi anlamında nasıl görüyorsunuz? Hakikaten temelden bazı şeyler değişiyor mu? Tabii yani bizim en önemli sermayemiz insan. Hep bunu söylüyoruz ve biz çalışan deneyiminde açık ara Türkiye'de birinci kurum olmak istiyoruz. İNG içerisinde yapılan anketlerde de dediğiniz gibi 40 ülkede İNG faaliyet gösteriyor. Burada da hep birinci ya da ikinci oluyoruz. Bu çok gurur duyduğumuz bir konu bizim ve bu alana yatırım yapmaya hep devam ediyoruz, devam da ediyor olacağız. Şimdi burada uzaktan dönüşüm, COVID nasıl, uzaktan çalışma COVID nasıl etkiledi? Biz 2015 yılından beri yani yaklaşık 5 yıldır uzaktan çalışmayı zaten yapıyorduk. Haftada 2 gün genel müdürlük çalışanlarımız evden çalışıyorlardı. Dolayısıyla bütün sistemimiz buna hazırdı. 11 Mart'ta galiba Türkiye'de ilk vaka çıktı. Biz 12 Mart'ta bütün genel müdürlüğümüzü evine gönderdik. Çünkü bütün sistem hazırdı. Herkes 12 Mart'ta saat 9'da çalışmaya başladı. Çağrı merkezi ile ilgili bir regülasyon değişikliği gerekiyordu. Onun da BDDK ile birlikte müzakere edildi. Orada da evden çalışmanın yolu açıldı. Şimdi onların da önemli kısmı evden çalışıyor arkadaşlarımızın. Bu model bir fayda sağlayacak. Biz de buraya hazırız. Tabii burada da kişilerin yine sosyal etkileşimlerini ihmal etmemek lazım. Çünkü bu da önemli bir nokta. Onu sağlayacak neler olabilir? İnsanların bu tip deneyimlerini daha iyileştirecek neler olabilir? Onlar üzerine de kafa yoruyoruz. Onlarla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Şimdi baktığımızda mesela çağrı merkezi sorusunu sordunuz. Biz bir akıllı robotumuz var bizim. Ingo. Mobil bankacılıkta konumlandırdığımız 2018'de faaliyete başladık. Ingo yapay zeka ile desteklenen biraz da chatbot. Müşteriler oraya her türlü sorularını soruyorlar. Ingo da bunları cevaplıyor. Ve Ingo bir yapay zeka tabanlı olduğu için her günde öğreniyor. Biz ancak Ingo'da cevaplayamadığımız soruları çağrı merkezine yönlendiğini görüyoruz. Ve Ingo'nun başarısı her gün artıyor. %95 üzerinde de doğru cevaplama başarısı var. Müşterilerin de memnuniyet skorları her gün üzerine koyuyor. Bu tip dönüşümler daha fazla hayatımıza girecek. Ve bunlar dediğim gibi bazı operasyonel yükleri üzerimizden alacak. Ingo bugüne kadar 27 milyon etkileşim sağladı. Bu çok yüksek rakam. Sadece pandemi döneminde Ingo'dan yapılan etkileşim sayısı 10 milyon. 10 milyon mesaj aldık ve bunlara cevap verdik Ingo aracılığıyla. Bu tip teknolojilerde daha fazla hayatımıza giriyor olacak. Peki müşteri tarafından da biraz konuşalım mı? Yani kendi payıma düşündüğümde ben zaten devamlı mobili kullanan biriydim. Şimdi de benim için pek bir şey değişmedi. Fakat mobil ağız kullananlar, yani biraz daha şube ekmek isteyenler,
oradaki şubeciyi görmek isteyenler için hayat biraz daha zorlaştı diye tahmin ediyorum. Nasıl değişiyor müşteri deneyimi ve biraz da şey konusunda aydınlatın lütfen. Yani bunu ne kadar pandemiye bağlı, ne kadar pandemiden sonra kalacak? Yani kalıcı olacak. Şimdi şöyle, dediğiniz gibi zaten Türkiye'de bankacılık sisteminde mobili çok kullanan, onunla çok aşina olan bir müşteri kitlesi vardı. Bu dönemde o daha da arttı. Çünkü biraz şartlar geriye de müşteriler mobil bankacılığa daha fazla girmeye, daha fazla oradan işlem yapmaya başladılar. Ben bunun açıkçası geriye döneceğini düşünmüyorum. Biraz önce bir araştırmadan bahsettim. %85'i daha çok kullanacağını söylüyor. %75'i de artık bunu bırakmayacağını söylüyor. Yani yeni başlayanların %75'i de artık bunu bırakmayacağını söylüyor. Bunlar önemli istatistikler. Buradan bence geri dönüş olmayacak. Biz mobil bankacılık üzerinde müşterilerin diğer problemlerini çözmemiz lazım. Nedir? Bu kişiler niye şubeye gidiyorlar? Şubede ne sorusu soruyorlar? Mesela konut kredisi hala şubede yapılıyor. Çünkü şubede insanlar hayatlarında belki bir ya da iki kez konut kredisi alıyorlar. Bunu almak istediklerinde biriyle konuşmak istiyorlar. Gayet doğal bir insan davranışı. Biz acaba bunu mobil bankacılığa taşıyıp görüntülü görüşmeyle yine bir insana bağlanacak. Burada bir finansal danışmanlık hizmeti verebilir miyiz, ona bakıyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde onu faaliyete geçirmiş olacağız. Özellikle daha kompleks ürünler olan konut kredisi, yatırım ürünleri gibi konuları uzaktan mobil bankacılık üzerinden görüntülü görüşmeyle müşterileri sağlayacağız. O ihtiyaçlar da giderek azalacaklar. Biraz önce mobil müşteri edineminden bahsettim. Bu da şubelere trafik sağlayan, trafiğe neden olan bir konuydu. Onu da böylece mobile almış olacağız. Ama tekrardan altını çizeyim, şubelerin rolünün devam edeceğini, buradaki önemli bir parça olmasının devam edeceğini düşünüyoruz. En yeni konsept şubelerimizi belki ziyaret etme şansınız olur. 50 tane bu böyle şubemiz var. Burada zaten klasik bir bankacılık anlayışı yok. Bankolar yok, çalışanlarımızın yerleri yok. Adeta bir kafe gibi, çok şık bir kafe gibi. Müşterilerimiz geldiklerinde çalışanlarımızla sohbet ediyorlar. Mobille ilgili soruları varsa onları cevaplıyorlar. Ve müşterinin yine işlemlerini mümkün olduğu kadar müşterinin mobilinden yapmaya çalışıyoruz. Ki müşteri bir daha geldiğinde o mobil üzerinden devam edebilsin. Bunun faydalarını görüyoruz. Biz geçmişte bundan 4-5 sene önce 10 bin aktif müşteri olduğunda şubelerde çok büyük sıralar oluyordu, karmaşa oluyordu. Bugün aktif müşteri sayısı 40 bin, 50 bin olan şubelerimiz var ve hiçbir sıkıntı olmadan devam ediyorlar. Bu anlamda ölçek olarak da daha büyüyeceğini görüyoruz. Peki şimdi tabii hep bunlar iyi yanları, kötü yanları da var düşünüyorum. Sonuçta insan faktörü biraz da işte şubeyi, bakkalı, marketi, bankayı doğru sevmemizi sağlayan şey. Mesela şube müdürü iyiyse o banka sizin için harika bir yer. Yavaş yavaş mutlaka insan faktörü devreden çıkmıyor ama bir şekilde işte chatbotlar vesaireyle yavaş yavaş eleniyor. Acaba markaya olan insan bağlılığı azalır mı? Bu yönde bir korkunuz var mı? Bir ikinci belki aklıma gelen soru da tabii bunca veri, bunca işleme ister istemez bir yığın yaratıyor ve o yığına sahip çıkmak, kollamak çok önemli. Çünkü bütün bilgilerimiz orada. Doğru. Bir de yine bahsettiğiniz insanlarda bir bu konu uyanıklık oluştu, bir uyanma oluştu. Yani benim bilgilerim dediğin zaman bir anda insanlar korkuyorlar. Bu siber saldırılar hakikaten bir tehdit mi? Bu iki konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Tabii yani ben insan dokunuşuna, human touch diyor yurt içindekiler, onun hala çok önemli olduğuna ve o müşteri deneyiminde farklar yarattığına inanıyorum. Biz bu teknolojileri mümkün olduğu kadar hani basit operasyonel işleri ona alalım ama değer kattığımız yerlerde mutlaka o insana ulaşın. Bu insanlar müşteri deneyimini çözsünler. Sizinle marka bağlılığını sağlasınlar istiyoruz. Baktığınızda dünyadaki başarılı dijital platformlarda da evet çok iyi kişiselleştirilmiş deneyimler var. Bir problem yaşadığınızda bir insan hemen onu çözüyor. Bunlar önemli. Biz bu alanda da yine insanların önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Siber saldırı çok önemli bir konu. Çünkü tabii ki bu dünya büyüdükçe ve bankacılık sistemini yönettiği paralar çok yüksek. Yani ekonominin önemli bir kısmı bankacılık sisteminden geçiyor. Dünyada da böyle. Saldırılar da artıyor. Buralarda da aynı anda, aynı ciddiyette nasıl teknolojiye başka alanlarda yatırım yapıyorsak, aynı ciddiyette hatta daha fazla biz burada yatırım yapıyoruz. Buradaki en iyi çözüm ortaklarıyla çalışıyoruz. Çalışanlarımızı eğitiyoruz bu konularda. Aralarda sahte de olsa onlara şeyler yapıyoruz, saldırılar yapıyoruz ki uyanık olsunlar. Hani bir phishing e-maili geliyor, kaç kişi tıklıyor? Tıklayanlar, eğer tıklayanlar varsa onlar hemen eğitime alınıyorlar. Buna tıklamamanız lazım diye. Bu işin bir kısmı, tabii de müşteri bilinçlendirmesi kısmı var. Burada çok önemli bir görev de müşterilerimize düşüyor.
Biz de mümkün olduğu kadar bu konuda bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Eğer izleyenlerimiz de hiçbir şekilde kişisel verilerini telefonda, banka çalışanı dahi olsa paylaşmamaları lazım. Burada çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü banka çalışanını taklit ederek arayıp müşterilerden bu bilgileri isteyenler ve bu aracılığıyla siber saldırıya başlayanlar var. Buralarda da daha fazla bilinç yaratmamız lazım. Bu konuda da yine birlikte çalışıyoruz. Peki Alper Bey, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür kapatacağız. Ederim. İsterseniz son sözleriniz varsa, eklemek istedikleriniz, onunla kapatalım. Çünkü şu zamana kadar konuştuklarımız bence özellikle bankacılık için çok kritikti. Çünkü her gün yaşadığımız şeyler ve kimi zaman isteyerek, kimi zaman istemeyerek ama bir değişim var, hepimizin üstünde var. Bankacılık gözünden değerlendirmeye çalıştık. Sizin sözlerinizle dijital dönüşümün bankacılık ayağını tamamlamış olalım bu durumu. Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hani dijitalleşme tabii bütün sektörleri etkilediği gibi bankacılığı da etkiliyor. Ben daha çok olumlu yanlarını görüyorum. Tehditleri olsa da olumlu yanlarını görüyorum. ING Türkiye olarak da bu alana büyük yatırımlar yapıyoruz. Ve biz Türkiye'de bu alanda açık ara önder bir kurum olacağız. Dijital en iyi, Türkiye'nin en iyi dijital kurumu olacağız. Bunu yaparken de hem veri biliminde, hem çalışan deneyiminde, hem de müşteri deneyiminde yatırımlarımız sürecek. Bu alanda da fark yaratmaya devam edeceğiz. Umarım bunları daha uzun tartışacağımız, daha da bu konulardaki başarılarımızı anlatacağımız yayınlarda da buluşuruz. Biz her zaman açığız. Çok teşekkürler. Şimdi ilerleyen dakikalarda değişik oturumlarda farklı sektörleri de arkadaşlarımız masaya yatıracaklar. Biz sonuna geldik. Görüşmek üzere diyelim.